Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yayında ben İşler Sakarya sunumda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İçişleri Bakanlığı Ana Devlet Trafik Polis Departmanı koronavirüsün yayılmasını önlemek için Bakü, Sumgayet, Gence, Lenkeran ve Apşeron bölgelerindeki katı karantina rejiminin ihlal edenlerin sayısını açıkladı. Trafik Polis Departmanı 2776 katılımcı kişisel araçların kullanılmamasından ve aynı eylemlerin yıl içinde tekrarlanmasından idari sorumluluğa getirildiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı Ana Devlet Trafik Polis Departmanı yaptığı açıklamada 6 Haziran 2020 ve 8 Haziran 2020 tarihleri arasında Bakü, Sumgayet, Gence, Lenkeran ve Apşeron bölgelerinde uygulanan sıkı özel karantina rejimini ihlal ederek koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için araç kullanan 2524 kişi, Azerbaycan Cumhuriyeti İdari Suçlar Kanunu'nun 211. maddesi kapsamında toplam 2776 katılımcı kişisel araçların kullanılmamasından ve aynı eylemlerin yıl içinde tekrarlanmasından idari sorumluluğa getirildiğini belirtti. Kamyonların 2 günlük katı karantina sırasında taşınmasına izin verilmesine rağmen tarımsal ürünlerle yüklenen kamyonların Bakü'den ayrılmasına izin verilmiyor. Ekonomist Kubat Ebatoğlu tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya taşınacak malların ilk gün sabah 6'dan sonra şehirden serbest bırakılması beklendiğini, şu anda kamyonlar patates, domates, çilek ve diğer tarım ürünlerin taşındığını, günde 50 litre yakıt tüketildiğini, bu da iş adamlarına ek maliyetler ve maddi hasar verdiğini, tüm bunlar ihracatçılar arasında ciddi memnuniyetsizliğe neden olduğunu belirtti. Kubat Ebatoğlu'ya göre bu gümrük kontrol noktalarında tıkanıklığa neden olacağını belirterek şu ifadelerini belirtti. İlk gün sabahtan başlayarak aynı zamanda seyahat eden kamyonlar gümrük kontrol noktalarında kuyruklarla karşılaşacak. Geçen hafta boyunca gün boyunca sadece 20-25 arabanın sınırı geçmesine izin veriliyor. Bu da malların zamanında satıcılara teslim edilmesini zorlaştırıyor. Resmi istatistiklere göre Ocak-Mart 2020'de karşılaştırılabilir fiyatlarla petrol dışı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %4.8 azaldı. Bunun ana nedenlerinden biri pandemi nedeniyle Rusya'daki büyük pazarların uzun süre kapalı kalmasına rağmen kargo taşımacılığında mevcut yapay zorluklar zaten zayıf olan petrol dışı ihracatı daha da azaltacaktır ifadelerini belirtti. Son 2 gün içinde hafta sonu boyunca acil tıbbi bakım ve hastaneye yatış çağrıları arttı. Son 2 gün içinde 2500 çağrı yapıldı. Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Derneği Sözcüsü Ravana Alev'den yapılan açıklamada başkentte gün boyunca yaklaşık 2500 çağrı yapıldığını söyledi. Medikal yetkilisi ayrıca ambulans yetkililerinin çağrılara geç cevap verdiği eleştirisini de yorumladı. İnsanlara eczanelerin faaliyet göstermeyeceği konusunda kapanış hakkında bilgi verildiğini, bazı ilaçlar evde alınmalı ve saklanmalı bilgisini verildiğini ancak bununla ilgili çok fazla çağrı yapıldığını, bu nedenle haklı gecikmelere yol açıldığını, ayrıca ambulanslara ek olarak diyaliz hastaları, kişisel araçları olmayan hastanelere ve hastanelerden nakledildiğini, bir sonraki aşamada vatandaşların daha iyi hazırlanacağını ve yapay trafik sıkışıklığı yaratmayacağını, başka kapanışlar varsa insanlar o günlerde nasıl davranacakları konusunda eğitileceğini, daha ciddi hastaların olduğunu ve bu olayla ilgili onlara gecikildiğini belirtti. Dünya petrol fiyatları yükseldi. Petrol fiyatları 43 dolara aştı. Brent tipi ham petrol için Ağustos vadeli işlemleri %1.77 artışla 43 dolar 2 sente yükseldi. Bu marka petrolün değeri son kez 6 Mart'ta bu rakamı aştı. Viti petrolü için Temmuz vadeli işlemleri %1.7 artışla varil başına 40 dolar 22 sente yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalan vatandaşlarımızdan bazıları yarın Bakü'ye tahliye edilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalan vatandaşlarımızdan bazıları yarın Bakü'ye tahliye edilecek. Bu sözleri açıklaması zamanı Azerbaycan Amerikan Kadın Derneği ve New York'taki Azerbaycan Evi Başkanı Minnaver Vahapova söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yurttaşlarımız arasında COVID-19 ile enfekte olmuş insanlar ve bu hastalıktan ölenler olduğunu da belirtti. Bayan Vahapova, Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi olarak kalanların da tahliye edilmek isteyenler arasında olduğunu belirtti. Minnaver Vahapova, Azerbaycan Amerikan Kadın Derneği olarak sadece burada yaşayan yurttaşlarımız değil, aynı zamanda Azerbaycan'da ihtiyaç duyan diğer vatandaşlara
maddi ve manevi destek sağlama kampanyalarına katıldıklarını, şimdilik tek arzularının bu trajedinin yakında geçip insanın eski yaşam tarzına dönmeleri olduğunu vurguladı. Azerbaycan'a dönmek isteyen insanların da ona başvuruda bulunduğunu söyleyen Vababa Konsolos Emir Muradzade de bu insanlar hakkında bilgi verdiğini, şimdiye kadar yüzlerce vatandaşın tahliye için charter uçuşu için beklediklerini de belirtti. Hatırlatalım ki 9 Haziran'dan New York'taki Baku'ya charter uçuşları yapılacak. Ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.